3, 2, 1. Ya bunu size göstermek istedim arkadaşlar. İçeri özellikle. Çünkü Ekrem Bey çok ilginç bir şey iş yapıyor. Niye çorbalar lezzetsiz? Burada niye bu kadar lezzetli? Bu gördüğünüz fırın kullanılıyor çorba için. Anlatın o suyu için. Şimdi bu tabii benim için bulunmaz bir nimet. Zira burada ben 15-16 saat kaldır aldık bütün gün et ve kemik suyu kaynatamam. Akşam üzeri 5-6 gibi eve giderken, ekip halinde çıkarken büyük kazanların içerisine kısa kaval kemiği, 500 gram parça dana eti, havuç, soğan, sarı biber, kırasa, kereviz bunları koyuyoruz. Ertesi sabah saat 5'e kadar, 6'ya kadar kendi kendine fırının sıcaklığında, tüm gün yanan fırında ısınıyor tabii fırın. Dolayısıyla o sıcaklıkta 12-13 saat kendi kendine kaynıyor. Ve ben sabah geldiğim zaman erken saatte onu süzüyorum. O elde etmiş olduğumuz o sular, o 13 saatlik et ve kemik suyu, sebzelerle, kök sebzelerle kaynayan tüm çorbaları onunla yapıyoruz. Yani yayla çorbası da onunla. Sadece onunla. Bir damla içme suyu, başka çeşme suyu. Başka pilavlara falan da kullanıyoruz. Pilav, et yemekleri ve çorbalar. Tamamıyla bu et kemik suyuyla olur. Harika. Burada bir de çok enteresan, evet. Bakıyorum çalışanlara. Kızlar bir bakın bakalım. 13 tane, evet. 13 tane hanım ekip arkadaşım var. O da kadınla birlikte. Uğursuz rakam değil mi? Uğurlu rakam değil mi? Yaza kadar 15 oluruz. Ama İstanbul'un alındığı gün. 13 bize olur aslında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ön tarafta da var 9, 10, 11, 12. Bir arkadaşımız yıllık izinde. Kaldı. Yıllık izinde o İstanbul'a bugün gitti. Bugün bir düzine. Bugün yıllık izinde 13 kişiyiz. Vallahi harika. Yani. Ben dahil 14 kişi. Tamam. Şimdi bunlar yapılan yemektir, deneyeceğiz. Bu da ev baklavası. Evet, bir bademli bu Edremit ev baklavası. Ama ben sana açıkçası söyleyeyim. Evet. Ben ev baklavası hiç sevmiyorum. Bana göre boş ver. Buranın bir yöresel lezzet faktörü aslında. Ben gerçekten Antep'in o fıstıklı, kuş boku fıstıklı. Evet, tabii nefes. Ki. Kuş boku fıstıklı. Koçak doğru. Falan yapıyor ya. Evet. İşte benim şeyim o. Şöbiyet de Zekinam. O Zeki İnan tektir yani. Ben hamurtası yiyince Zeki İnan uslu böreği de ağrı. Tabii ki. O tek doktoru. Çok sağ olsun. Rica ederim. Ne demek ki? Buyurun.